Herkes kendini versin lütfen. Burada olduğumuzun farkına var. Sebebi televizyonlar bugün ayrıcalıklı bir kardeşinizle beraberiz. Tabii ki neden ayrıcalıklı? Setenay yaklaşık kaç yıldır futbol oynuyorsun Setenay? 7-8. 7-8 yıldır futbol oynayan, Samsun'u Yapba Spor Kulübü çatısı altında temsil eden ve başarılara imza atan bir kardeşimizle beraberiz. Tabii ki bu kardeşimizde bir acıklı hayat hikayesi var. Biraz sonra Setenay size anlatacak. Tabii ki biz ilk duyduğumuzda çok üzüldük. Setenay da tabii ki elinden geldiğince, burada dil döndüğünce hayat hikayesini size anlatacak. Ve milli takımla şu anda 17 milli takım sporcusun. Doğru mu Setenay? 17'yi geçtim. Artık A milli takım kamplarına gidiyorum. A milli sporcu olacağım. Nasip olursa. Evet, şu anda Setenay A milli takım kadrosunun kampına katılıyor ve nasip olursa da tabii ki A milli takım kadrosuna girecek. Evet Setenay, neden futbol ve futbola ne zaman başladın? Futbola 7 yaşında abiler mahallede top oynarlarken onların arasına girdim. Koşmayı çok seviyordum. O yüzden hani koşup bir topun peşinde koşmak hep benim hayalim oldu. O yüzden hep aralarına aldılar beni. İyi oynadığım için hiç çıkartmadılar aralarından. Bizim evde de genellikle hep maç izleniyordu. Futbolu da çok sevdiğim için, bir şeyleri başarabildiğimi gördüğüm için de bununla devam etmek istedim. Ortaokulda beden eğitimi öğretmenim beni topa vururken gördü erkeklerin arasında. Beni yanına çağırdı, dedi ki hani sen seviyor musun futbolu? Dedim çok seviyorum. O zaman bir takım kuralım dedi. Turnuvaya gidelim dedi. Ben de tamam olur dedim. Bir takım kurduk. Hiç sporcumuz yoktu doğru dürüst. Öyle turnuvaya gittik. Turnuvada olağanüstü bir şekilde Türkiye'de 4. olduk. Hiç anlamadık nasıl olduğunu. Ve Türkiye şampiyonu vardı. Yarı finallerde karşılaştık. Biz bunlardan kesin eleniriz dedik. Sonra yendik onlara ve çıktık. Türkiye'de 4. olduk. Bu bizim için çok güzel bir şeydi. İlk defa bu kadar kız sporcu olduğunu gördüm hayatımda. Çünkü sadece mahallede erkeklerle oynuyordum. Kız spor olduğunu, hani kadınların da futbol oynayabildiğini bilmiyordum. Sonra 8. sınıfta Türkiye 4.sü olup geldikten sonra aslında ben beyin cerrahı olmayı çok istiyordum. Bahçede tekrar top oynarken spor lisesinden öğretmenim geldi, Metin Hocam. Dedi ki milli takıma gitmek ister misin? Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Tabii gitmek isterim dedim. Tamam dedi. Spor lisesine gelmek ister misin dedi. İsterim dedim. Sonra tamam ben seni spor lisesine hazırlayacağım dedi. Sınavlarına girdim. 1. olarak girdim spor lisesine. Ondan sonra resmen futbol hayatım başlamış oldu. Lisanslı olarak beni spor lisesi kulübüne aldılar. Resmen futbol hayatına başladım. O kadar çok kadın sporcu gördüm. Milli takımlara gitmeye başladım. Hani hayatımda futbol olmazsa göremeyeceğim şeyleri yaşamaya başladım. Şehir dışlarına gidemezdim. Ülkelere gidemezdim futbol olmasa. Bir sürü ülke gördüm, şehir dışlarına gittim. Milli arenaya çıktım, milli formayı giydim. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Hani tarif bile edemem bu duyguyu yaşamayan bir insana. Futbola bu şekilde ilk adımımı atmış oldum. Lise 1'den lise bitene kadar çok zorlu bir dönemdi benim için. Çünkü dediğim gibi hani 5'te antrenmanım oluyordu, 3.30'da okulum bitiyordu. O arada onların ihtiyaçlarını gidermem gerekiyor. Yemek yapmam gerekiyor, insanlar evde hani aç bekliyorlar. Ondan sonra akşam antrenmana geliyordum. Antrenmanlarımız çok yorucu oluyordu çünkü birincilikte oynuyoruz. Ondan sonra işte akşam eve geliyordum 8.30-9'da tekrar hani yemeklerini vermem gerekiyor, ilaçlarını, evet, tuvalet ihtiyaçları. Bu süreç hiç aralıksız yaklaşık 5-6 sene boyunca sürdü. Bu ihtiyaçlarını yapmam gerekiyor dediğin kişiler kimler? Anneannem ve dedemin yani. Abim ve dayım var evde, onlar zaten çalışıyorlardı. Evde kimse olmadığı için anneannem ve dedemi evde tek bırakmak zorundayım. Çünkü sabah okula gidiyorum. Gelip antrenmana gelmem gerekiyor çünkü futbol oynuyorum. Futbolu çok seviyorum. Bir yandan derslerimi de götürmem gerekiyor çünkü okulumda iyiydim hani. Öyle devam etmem gerekiyordu. Üniversite okumayı da çok istiyordum. O yüzden sınava da çok hazırlanmam gerekiyordu. Anneannem ve dedemi kaybettiğim sene çapraz bağlarımı koparttım. Çapraz bağlarım kopmadan önce yurt dışına çıkmak gibi bir hayalim vardı. Çok da istiyordum yurt dışında futbol oynamayı. Hani devler arenasına çıkmayı çok istiyordum. Lise zamanında antrenmandan çıktıktan sonra benim abim su bayisinde çalışıyordu. Onun yanına gidip ona yardım ediyordum. Hani öğrenmeye çalışıyordum bir şeyleri. Erkek gibi olduğum için de aslında ben hiç orada yabancılık çekmedim. Güç konusunda da ne bileyim yapamazsın edemezsin gibi bir şey de görmedim. Alıyordum sırtlıyordum gidiyordum, sırtlıyordum gidiyordum. Öğrendim. Ondan sonra öyle devam etti. Tek hedefim beyin cerrahı olmaktı. Doktor olmayı çok istiyordum. Ama sporun içine bu kadar girdikten sonra yani
hedeflerim açıkçası değişti. Çünkü üniversitede akademisyen olmak gibi bir hedefim var. Gidebildiğim kadar ileri götürmeye çalışacağım bu hedefimi. Onun için çabalayacağım. Eğer hedeflerim biraz aksarsa ya da kötü bir şey olursa da beden eğitimi öğretmeni olmayı çok isterim. Yani muhakkak sporun içinde kalacağım. Sporun içinden hiç çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü sahada çok mutluyum abi. Çok mutluyum. Koşarken, çocukların yanında, gol attığım zaman, yenildiğim zaman bile çok mutluyum. Çünkü hep bir şey öğreniyorum. Ve sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim insanlarla yapıyorum. Bundan daha güzel bir şey olabileceğini düşünmüyorum.